Canlar TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Burası Üreten Türkiye'nin habercisi. Sevgili Sanayi TV izleyicileri, yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızın önemli bir konuğu var. Sabancı ailesinin 3. kuşak temsilcileri arasında yer alan Güler Sabancı kimdir? Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Türkiye'nin sanayi şehirleri listesine adını altın harflerle yazdıran Balıkesir'deyiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim size ve ekibinize. Çok sağ olun. Merkez Bankası beklenen yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Alınan kararla faiz oranı 250 baz puan artırılarak %35'ten %42,5'a çıkarıldı. Benim zaten sizin gazeteler Mustafa diye biri arıyor, bu fake. Sanayi gazetesi mi anlamadım, birisi teyit etti sonra. Bu hafta savunma sanayi serimizde Türkiye'nin yerli üretim motorlarını ele alıyoruz. Türkiye'nin ürettiği motorlar var mı? Yerli üretim motorlar ne zaman kullanılmaya başlayacak? Gelin hep beraber öğrenelim. Hoş geldiniz Nadir Bey. Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayında karşınızdayız. Bu yayında yine Mehmet Akif Karakoç'la birlikteyiz ve asgari ücreti ele alacağız. Kimi istila diyor, kimisi de rekabet ortamı. Elektrikli otomobil pazarındaki etkisini artırarak devam eden Çin'i yeni vergiler bekliyor olabilir. Çok oldu ama hepsi birlikte. Şimdi. Osmanlı da zaten sanayileşmeye geç girdiği için Osmanlı çöküşü nedenlerinden birisi de ekonomik. Aslında birçok ülkenin çöküş nedenlerine tarihsel süre baktığımız zaman ekonomik de. Osmanlı daha iyi ya, gürültü bu sesi alıyor mu ya? Biz mesela bunlara çok alışıyoruz ya. Ninni gibi. Bu sesler olmazsa burada bir şey çıkmaz. Sanayi TV izleyicileri, bugün seramiğin ve Çin'in kalbi Kütahya'dayız. Akıllı fabrika, ama akıllı fabrikada yurt dışı da çok anlatıyor ama çok gelişmiş değil. Türk Hava Kuvvetleri'nin son yıllarda yeni savaş uçaklarına ihtiyaç duyması Türkiye'yi yeni alternatifler aramaya zorladı. Bu küçük ama büyük. Yani totalde büyük ama yapıda küçük sektör var. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Burada bir duralım. Dair özel haberlerle karşınızdaydım. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yıl tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu yıllar. Thank you.
gazetesi olarak yatırım, üretim, ihracat ekseninde sanayi camiasının sesi olduğumuz bir yılı daha geride bıraktık. Gelecek yılın bizlere, başta dünya barışı olmak üzere, ekonomik refahı da beraberinde getirmesini umut ediyoruz. Sanayi ile kalın. Biz izlemeye devam edin. ...2023 kocaman bir yıl geride kaldı. Aslında hızlı geçti. Olağanüstü durumlar yaşadık. Özellikle depremle alakalı. Ama ona rağmen sanayide çok ciddi bir üretim oldu. Firmalar kapasitesini arttırdı, istihdamını arttırdı. İhracat rakamlarını arttırdı. Aslında memleketi sırtlayan, ülkemizi sırtlayan sanayi tesisleri, sanayiciler, üreticiler... Teknoloji ve sanayi camiası bu memleketin lokomotif sektörü olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda zor da geçse üretim için, memleket için iyi bir yıl oldu. Cumhuriyetin 100. yılına yakıştı. Cumhuriyetin 2. yüzyılında hem sanayi ve teknoloji camiasına hem de memleketimizin bütün insanlarına sağlık, huzur ve mutlu bir yıl diliyorum. Aynı zamanda Sanayi TV ekibine, Sanayi Gazetesi camiasına da yeni dönemde hazırladıkları bu yenilikçi ve vizyoner projeler için ayrıca ekibinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesin yeni yılını kutluyorum.